dışarı çıkmam lazım. Ama nasıl çıkacağım? Ya ev sahibi kadına karşılaşırsam? Beni görür görmez hemen birikmiş ev kiralarımla yemek paralarını isteyecektir. Ah, eyvah işte geldi. Raskolnikov, uyandın mı? Ya, hizmetçiymiş. Ya, girebilirsin Nastasya, uyandım. Ne zaman kalktın sen? Az önce kalktım Nastasya. Ev sahibi aşağıda mı? Pikaskovya mı? Niye soruyorsun? Dışarı mı çıkacaksın yoksa? Evet, beni görmesini istemiyorum. Ne berbat bir kadın. Gördüğü yerde kira diye yakama yapışıyor. Bence normal. Seni evinde bedava mı oturtmasını istiyor? O da kiracılardan aldığı parayla geçiniyor. Ne oldu? Annem para göndermiyor mu artık? Hayır. 3 aydır göndermiyorum Nastasya. Annen ne iş yapıyordu Raskolnikov? Babamdan kalan emekli maaşıyla geçiniyor. Kız kardeşim dünyada bir toprak ağasının evinde yatılı hizmetçi olarak çalışıyor. Hukuk tahsilimi yapmam için her ay para gönderiyorlardı. Ama 3 aydır hem para hem de mektup kesildi. Bu yüzden zor durumda kaldım. Vah vah vah. Bayağı zor durumdaymışsın. Acıdım sana. Peki şimdi nereye gidiyorsun? Tefeci kadına. Alyona İvanovya'ya mı? Evet. Geçen ay baba yadigarı altın çerçeveli cep saatimi o kadına rehin bırakmıştım. Şimdi ne yapmaya gidiyorsun? Paran olmadığına göre herhalde rehin bıraktığını geri almayacaksın. Hayır. Başka bir rehin daha verip para isteyeceğim. Şansın bol olsun. Aşağıda kimse yok demiştin değil mi? Ev sahibini soruyorsan yok. Çamaşırcı Lizaveta var. O da çamaşır yıkıyor. Lizaveta. Tefeci kadının kız kardeşi öyle değil mi? Evet, neden sordun? Ablası tefecilikten dünyanın parasını kazanırken nasıl olur da kız kardeşine çamaşırcılık yaptırıyor anlamıyorum. Bilmez gibi konuşma. O kadının her şeyi para. Ayakta duracak hali kalmamış ama hala faizle para verip fakirlerin kanını emiyor. Biliyor musun, zavallı Lizaveta'nın çamaşırcılıktan kazandığı parayı da elinden alıyormuş. Aslında onun gibi toplumu sömüren tefecilerin hepsini öldürmek lazım. Kökünü kazımak lazım. Namussuz koca karı. Onca zenginliğine rağmen oturduğu şu apartmanın sefilliğine bak. Aklı sıra zengin olduğu anlaşılmasın. Hırsızlar tarafından soyulmasın diye burada oturuyor. Ha, dairesi şurasıydı. Kim o? Adım Raskolnikov. Üniversite öğrencisiyim. Bir ay önce yine gelmiştim, hatırladınız mı? Bekle bir dakika. Evet, sizi hatırlıyorum. Hem de iyi hatırlıyorum. Hadi girin içeri, girin. Söyleyin bakalım, verdiğim parayı faiziyle birlikte getirdiniz mi? Ah, ne yazık ki hayır Bayan Alyona. Ya, demek öyle. O halde niçin geldiğinizi sorabilir miyim? Birincisi için verdiğim müddet doldu, 3 günde geçiyor. Biliyorum ama beklediğim para gelmedi. Ne istiyorsunuz peki? Buraya rehin bırakmak ve biraz daha para almak için başka bir parça getirdim. Elime yakında önemli miktarda para geçecek. Biraz sabredin. O zaman ikisinin de bedelini faiziyle birlikte ödeyeceğim. Geçiniz efendim, geçiniz. Biz böyle palavraları çok dinledik. Birincisinin müddeti dolduğuna göre istediğim zaman satabilirim. Bu benim kanuni hakkım. Gelelim ikincisine. Verin bakayım neye benziyormuş. Buyurun. Bu çok değerli bir yüzük. Sen burada bekle. Ben içerideki odaya gidip şöyle bir inceleyeyim. Burası dairenin salonu. İçerki oda ise hem hazine hem de yatak odası olmalı. Koca karım mücevherleri ve paraları orada saklıyor olmalı. Diğer oda ise kız kardeşi Lizaveta'nın olmalı, evet. Siz üniversiteli takımı hep böyle eften püften şeylerle gelirsiniz. Şu yüzüğün yenisi kuyumcudan 1,5 rubleye alınabilir. Ne? Sizde hiç insaf yok mu? Sahtesi bile bu paraya alınmaz. Sayın Alyona İvanovna, lütfen insaflı olun. Anne yadigarıdır bu yüzük. Benim için çok değerlidir. 4 ruble verin yeter. Paranızı faiziyle birlikte getirip onu geri alacağım. Hep aynı teraneler. Bıktım, usandım artık sizden. Faizini peşin ödemek şartıyla 1,5 ruble veririm işinize gelirse. Hiç olmazsa 2 ruble veririm. 1,5 ruble dedim delikanlı. Tamam, tamam öyle olsun. Verin parayı ama en kısa zamanda onu sizden geri alacağım. Bekle biraz. Paranızı getireceğim. Parasası yatağının başucunda olmalı.
Anahtarları sol cebinde taşıyor. Hepsi bir arada ve çelik bir halkayla takılı. Bir tanesi çok büyük ve ağzı dişli. Kasanın anahtarı olsa gerek. Eh, işte paranız. Ruble başına ayda 10 kopek hesabıyla peşin faiziniz 1,5 ruble için 15 kopek ediyor. Madem daha önce getirdiğiniz rehinin satılmasını istemiyorsanız onun için ödediğim 2 rublenin de faizini almak zorundayım. 20 kopek de o ettiğine göre toplam 35 kopek alıyorum. Geriye 1 ruble 15 kopek kalıyor. Buyurun paranızı. Alyona Ivanovna, eğer beklediğim para gecikirse size daha kıymetli bir şey getireceğim. Ya nedir? Gümüş bir sigara tabakası. Çok güzel işlemeleri var. Antika bir parça. Hele siz parçayı bir getirin bakalım, o zaman konuşuruz. Kız kardeşiniz Lizaveta burada sizinle oturuyor değil mi? Kız kardeşimden size ne efendim? Hiç öylesine sordum işte. Affedersiniz, kötü bir niyetim yoktu. Hadi sana iyi günler Alyona Ivanovna. Unutmayın, bir ay sonra ya aldığınız paraları getirir ya da eşyalarınızdan ümidinizi kesersiniz. Merak etmeyin efendim, borcumu getirip eşyalarımı geri alacağım. Onların satılmasını hiç istemiyorum. Siz bilirsiniz. Güle güle. Her şey yağdan kıl çeker gibi olacak. Bu saatlerde tek başına oluyor evde. Pis tefeci, iğrenç kadın. Onu öldürüp toplumu bir mikroptan temizleyeceğim. Servetini de fakir fukaraya dağıtacağım. Aman Allah. Ya aklımdan geçen bütün bu şeyler ne korkunç. Bir aydan beri planladığım o korkunç cinayeti işleyebilecek miyim? O koca karıyı gözümü bile kırpmadan öldürebilecek miyim? Ben ve cinayet işlemek. Meğer yüreğim nasıl da kötülüğe müsaitmiş. Bir aydır parasızlıktan doğru dürüst bir şey girmedi mideme. Şimdi hazır param varken şu lokantaya girip karnımı bir güzel doyurayım. Önce soğuk bir şey içeyim. Bir bira getirir misin? Tabii efendim. Hadi topla kendini Rubia. Telaş edecek ve korkacak ne var? Petersburg bir mikroptan temizlenecek. Mikrop ölecek ama benim gibiler kurtulmuş olacak. O tefeci kadın kim bilir kaç bin kişinin kanını emdi bugüne kadar. Onu öldürdükten sonra servetini yoksullara dağıtacağım. Muhterem efendim, sizinle edep ve terbiye dairesinde konuşma cesaretini gösterebilir miyim acaba? Tabii buyurun oturun. Kılık kıyafetiniz her ne kadar iyi değilse de tecrübelerime dayanarak tahsilli biri olduğunuzu söyleyebilirim. Efendim, ben de tahsil görmüş bir insanım. 9. dereceden bir memurum. Kendimi takdim edeyim, Zaharovich Marmeladov. Zaten lise devlet dairesinde mi çalışıyorlar acaba? Hayır Bay Zaharovich, ben öğrenciyim, okuyorum. Öğrenci, evet tahmin etmiştim. Tecrübe, benim tecrübe. Bende tecrübe var ama para yok. Fakirliğin gözü kör olsun. Ayıp değil ama iyi bir şey de değil. Fakat sefalet yok mu efendim? İşte o ayıptır. Çünkü cemiyet fakire acır ama sefili asla affetmez. Şu anda neden beyan edeyim ben? Neden acaba? Müsaadenizle bunun cevabını gene de ben vereyim. Kendimi daha çok alçak göstermek için. Estağfurullah efendim. Öyle. Fakat karım ah, o gerçek bir hanımefendidir. O bana hiç benzemez. Tam bir an önce ne oldu biliyor musunuz ha? Ev sahibimizi dostu Bay Lavesyatnikov karımı dövdü. İzin veriniz de sırf merakımı gidermiş olmak için sorayım. Siz hiç Neva Irmağı üzerinde hayvan taşıyan döşemesi samanla örtülü kayıklarda gecelediniz mi? Ha? Hayır efendim, gecelemedim. O halde henüz sefalete düşmemişsinizdir demektir. Halinize şükredin efendim. Oysa ben orada yatıyorum. Hem 5 gecedir.
Ne, affedersiniz, ne anlatıyordum acaba? Bay Lebezyatnikov'un karınızı dövdüğünüzü anlatıyordunuz. Evet. Lebezyatnikov karımı dövmek için evimize girdiği zaman ben ne yapıyordum dersiniz ha? Kolumu bile kaldıramayacak kadar sarhoş bir halde yatıyordum. Adam evime giriyor, karımı dövüyor ve ben bir şey, hiçbir şey yapamıyorum. Bu bir erkek için de utanç verici bir şeydir, bilir misiniz? Peki sarhoşluğunuzun sebebi neydi? Bir dakika anlatacağım. Acaba iş başınıza geldi mi? Yani parası olan birinden size asla borç vermeyeceğini bile bile yine de karşısına dikilip yalvardığınız oldu mu hiç? Hayır, madem vermeyeceğini biliyorsunuz, neden istemeye gidiyorsunuz? Ah sevgili efendim, ah sefalet insanı işte böylesine alçaltır. Gidecek baş yeriniz yoksa, yani bütün kapılar da yüzünüze kapanmışsa, yani çünkü öyle bir an geliyor ki mutlaka bir yere gitmeniz gerekiyor. Mesela birinci kızım bize ekmek parası bulmak için karakola vesika almaya gittiği zaman ona dur diyemedim çünkü onunla birlikte ben de gittim. Yani kızınız ailesine bakmak için fahişelik mi yapıyor? Ah sormayın. Ne yazık ki öyle. Şimdi soruyorum size. Söyleyebilir misiniz ha? Şu anda bana bakarak domuz olmadığımı söylemeye cesaret edebilir misiniz ha? Şimdi farz edin ki ben bir domuzum. Fakat karım... O bir domuz karısı olmayı hiç hak etmemiştir. O tam anlamıyla bir hanımefendidir. İyi eğitim görmüş, yüksek rütbeli bir subay kızıdır. Benim ikinci karımdır. Üç çocuğumla dul kalmışken evlenmiştim onunla. Benim de bir kızım vardı. Karımın tek kusuru bana acımaması, beni affetmemesidir. Oysa adalet sahibi biri pişman olmuş bir kimseyi cezalandırmak yerine affetmeyi tercih eder. Öyle değil mi? Fakat karım öyle yapmadı. Başıma çullanıp saçlara vuruldu benim. Tabii bunu isteyerek değil, kıskanlığından yaptı. Ah hayat bana hiç acımadı. Demek ben acınmaya değmeyecek bir hayvanım. Ha şunu bileydi be adam. Evet ben bir hayvanım efendim. Hayvan. Herkes bildiğine göre saklamaya ne hacet gerekiyor değil mi? Düşünebiliyor musunuz? Ben karımın çoraplarını bile içkiye vermiş bir hayvanım. Sadece çoraplarını mı? Hayır. Keçi kılından örülmüş atkısını da satıp içkiye verdim. Soğuk. Benim soğuk yolda oturuyoruz. Ne sobamızı tutuşturacak odunumuz ne de gecemizi aydınlatacak çıramız var muhterem efendim. Efendim karım bu kış kendini üşüttü. Öksürürken kan tükürüyor kan. Fakirlik değil bunun adı. Fakirlik değil. Hayır. Bu fakirlik değil. Sefaletti bunun adı. Mini 3 yavrumuz var bizim. Ne yer ne içer bilmem. Onlara da karıma da büyük kızım hani şu vesika ile kazanan talihsiz kızım bakar biliyor musunuz? Çok acımasız bir tablo çizdiniz. Az önce memur olduğunuzu söylemiştiniz. Şimdi değil misiniz? Yok artık değilim efendim değilim. Bir iftiraya kurban gittim. Avukat tutacak param bana arka çıkacak yüksek dereceli bir devlet büyüğüm olmadığı için de işimi kaybettim gitti iş. Kızım neden vesikalı oldu bilir misiniz? Üvey annesine ve kardeşlerine bakmak için. Evet efendim. O kendisini ailesine feda etti. Zavallı kızcağız. Bir gün karım Katerina Ivanovna kızımın karşısına geçip şöyle bağırdı. Hasan İyici, evimizde bedavadan yiyip içip ısınıyorsun. Senin gibi kızlar kolay kolay para kazanırken sen miskin oturuyorsun. Ah efendim. 3 gün boyunca bir lokma ekmek girmeyen evde yiyecek içecek hiçbir şey yoktu. Evet efendim derken zavallı Sonyacığım alçak sesle şunları söyledi. Ne yapayım Katerina Ivanovna?
kolay para kazanmak için kötü yola mı düşeyim dedi. Bütün bunlar olurken siz neredeydiniz peki? Nerede mi? Ben o sırada sarhoş, sızmış bir halde yatıyordum. Bu talihsiz kulaklarım söylenenlerin hepsi duydu. Sonyacığım zayıf cılız bir kızdır ama sarışın, güzel gözü bir ceylandır. Bugün o gün saat 6'ya doğru Sonyacığım evden çıktı gitti. Saat 9'a doğru döndü ve hiçbir şey söylemeden Katerina İvanovna'nın yanına gitti. Ve onun eline 30 ruble sıkıştırdı. Sonra da gidip yatağa yattı ve yüzünü duvara döndü. Hıçkırıkları duyulmuyordu ama bütün vücudunun saçlarını görüyordum efendim. Katerina İvanovna paraları koynuna sakladıktan sonra Sonya'nın yatağına gitti. Kızın ayaklarını öpüp teşekkürler ettikten sonra birbirlerine sarılıp uyudular. Evet, delikanlı. Bütün bunları şu çorolası gözlerimle gördüm ve yaşadım ben. Az önce Lebaz Yetnikov denen bir adamın karınızı dövdüğünüzü söylemiştiniz. Neden dövmüştü? O ev sahibimizin dostudur. Herkes bilir ki geceleri içki masalarında ve fahişelerin arasında yaşayan bir adamdır. Sanki kendisi pek namusluymuş gibi bizim eve geldi ve bana bakın dedi. Ben aydın ve okumuş bir devlet memuruyum. Bir fahişeyle aynı evde oturamam. Kızınız Sonya bundan sonra bu eve gelmeyecek. Bu ilk ve son ikazımdır dedi. Sonra? Hanım Katerina İvanovna çok sinirlendi. Soylulukta benimle asla boy ölçüşemezsiniz. Tahsilimiz soylular için kurulan devlet enstitüsünde yaptığım altın madalya bir şeref belgesi var elimde. Siz kim oluyorsunuz da evime geliyor kızıma hakaret etme cesaretini gösteriyorsunuz diye bağırdı. Gayet güzel söylemiş karınız. Bunun üzerine alçak herif karımın saçlarından tuttuğu gibi odanın ortasına fırlattı. Evet efendim, evet efendim, aynen böyle oldu. Ben karım dövülürken yerimden kımıldayamıyordum. Böyle bir kocaya hangi kadın saygı duyar söyler misiniz? İşte ben böyle bir alçağım biriyim. Pekala. O kavgadan sonra ne oldu? Ne oldu? Karım evden ayrıldı. Bugün Sonya'nın evine gittim. Niçin gittim biliyor musunuz? Evde yiyecek bir dilim ekmek kalmamıştı. Kardeşler açtı. Para istemek için gitmiştim. Verdi mi? Evet. İşte bu şişeyi onun parasıyla aldım. Zavallı kız. Elindeki 30 kopiyi düşünmeden verdi. Bütün parası verdi. Verirken de hiçbir şey söylemedi. Sen hakikaten alçak adamın biriymişsin Zaharoviç. Çocukların evde senden ekmek beklerken kızından aldığın parayla içki içiyorsun. Gidelim efendim. Gidelim. Beni artık burada götürürüz. Katerina İvanovna'ya gitme zamanı geldi. Evimiz az yerde. Size fazla zahmet vermem. Pekala. Hadi benimle gelin. İşte geldik. İyi kalpli taşıyıcı benim. Kapıyı çalar mısın? Tabii. Buyurun. Ben efendim kocanızı getirmiştim bayan. Ne? Sen ha? Vay alçak herif. Geldin demek. Söyle çabuk. Sonya'dan aldığın paralar nerede ha? Çaldığın paraları ne yaptın? Hiç para kalmadı. Vay başıma gelenler. Ah demek hepsini içkiye verdin ha? Ah. Ben şimdi bunun hesabını sorarım. Gel. Buraya gel diyorum sana. Katerina saçlarını bırak. Canım acıyor. Hiç sarpmış. Paraları içkiye vermiş. Hepsini içkiye vermiş. Ya bunlar? Yapma. Ya bu çocuklar ne olacak? Yapma. Ha? Aç. Hepsi de aç. Katerina yapma. Yapsam seni lütfen. Ben. Lütfen. Bak yabancı var yanımızda yapmayalım. Ya yapma. Siz bayım. Ha? Siz hiç utanmıyor musunuz? Ha? Evden çocukların ekmek parasını çalıp içkiye veren bir adamla beraber içmeye utanmıyor musunuz? Yapma. Meyhaneden geliyorsunuz değil mi? Rezil herifler. Yapma. Defol. Defol elimden. Özür dilerim efendim. Hemen gidiyorum. Özür dilerim. İşte bunları masaya bırakıyorum efendim.
Bu paraları masaya bırakıyorum. İyi günler. Onlara para vererek ne saçma bir iş yaptım. Onların Sonya'sı var. Ya benim kimim var? Sonya gibi bir hazine bulmuşlar. Önce ağlamışlar, üzülmüşler ama sonunda alışmışlar işte. İnsan denen şu mahluk nelere alışmıyor ki? Ya ben yanılıyorsam? Ya insanoğlu, yani bütün insan soyu gerçekten aşağılık değilse? O zaman insanları iyiler ve kötüler diye iki sınıfa ayırmamız gerekir. Tefeci kadın kötü sınıfına girer. Evet evet, o cemiyetin yüz karası. Toplumun kanını sömüren aşağılık biri. O ölmeli. Evet, o ölmeli. Uykusuna mı yattın be adam? Kalk hadi, öyle oluyor. Ah, sen misin Nastasya? Çay içeyim mi bekliyordun yoksa? Kalk hadi, bak sana çay getirdim. Ne? Hasta mısın yoksa? Yüzün kireç gibi bembeyaz. Yok yok yok, bir şeyim yok. Bu çay ev sahibinden mi geliyor yoksa? Ev sahibi ne diye sana çay göndersin ki? Bırak çay göndermeyi, kadın seni polise şikayet edecek. Polise mi şikayet edecek? Ya ama neden? Neden olacak? Ya biriken borçlarını bir hafta içinde öder ya da polise gitmek zorunda kalacağım diyor. Aptal kadın. Bir bu eksikti. Doğru. Praskovya Pavlovna aptal bir kadındır. Ben ama de... sanki sen çok mu akıllısın? Bütün gün leş gibi yatıyorsun. Anlamıyorum, neden kendini koyverdin? Eskiden ders verirdin, okula giderdin. Şimdi hiçbir iş yapmıyorsun. Yapıyorum ya. Yapıyor musun? Hani nerede, ne iş yapıyorsun? Düşünüyorum. Hay güldürme beni. Düşünüyormuş. Bari çok parası olan bir şey düşün. Nastasya, lütfen bu paraları al da biraz ekmek getir, hadi. Gelirken bakkala uğra, biraz da salam alıver. Ekmeği şimdi alır gelirim ama salamı boş ver. Paranın gerisi sana lazım olur. Salam yerine sana lahana çorbası getireyim. Dün pişirmiştim. Sen ne diye beni düşünüyorsun ha? Sana kaç kuruşluk iyiliğim dokundu? Bana iyiliğin dokunsa ne olur? Ah, ne yapaydım yani? Bırakaydım da koskoca delikanlı aşıktan mı ölesin? Açlığın ne olduğunu bilirim ben. Dışarıda sepette ekmek olacaktı. Şimdi getiririm, bekle. Eğer bütün insanlar kötü değilse bu safkası mutlaka iyiler sınıfında yerini alacaktır. Al işte taze ekmek. Bu da lahana çorbam. İçini ısıtır. Teşekkür ederim Nastasya. Sormak bana düşmez ama sırf merakımdan soruyorum. Dün akşam neredeydin? Yoksa bol paralı bir iş mi buldun? Böyle yırtık elbiseler içinde ayağında doğru dürüst ayakkabısı bile olmayan bir adama kim bol paralı bir iş verebilir ki? Bu halde öğrencilere ders vermeye bile gidemiyorum. Aa, şimdi aklıma geldi. Dün sen evde yokken bir mektubun geldi. Mektup mu? Kimden? Aa, kimden olduğuna bakmadım. Cebime koymuştum. Hah, işte. Sağ olun Nastasya. Kimden gelmiş? Annemden. Acaba ne yazıyor? Sevgili Rodyacığım. 2 aydır seni mektupsuz ve parasız bıraktığım için beni affet oğlum. Sen bizim, benim ve kız kardeşin Dünya'nın her şeyimizsin. Ümidimiz, sevincimiz, geleceğimizsin. Duyuyor musun Nastasya? Ben ailemin tek o. Onların geleceğiymişim. İyi ki buraya gelip de yaşadığım şu sefil hayatı görmüyorlar. Öyle söyleme Raskolnikov. Sen son zamanlarda böyle oldun. Eskiden temiz giyinir, üniversiteye giderdin. Ama annen para göndermeyince kendini böyle saldın. Doğru söylüyorsun. Neyse, bakalım başka neler yazmış annem. Önce sana niçin para gönderemediğimi açıklayayım. 3 ay önce gönderdiğim 15 rubleyi buranın tüccarlarından Vasil Ivanoviç'ten emekli maaşımdan ödemek vaadiyle borç almıştım. Bunu yaparken de kız kardeşin Dünya'nın aylığına güveniyorduk. Kız kardeşin çalışıyor mu? Söylemiştim ya sana. Bir malikanede yatılı hizmetçi olarak çalışıyor. Devam edeyim bakayım. Ama Dünya artık o evde çalışmıyor Rodya. Sebebi de Marfa Petrovna'nın kocası. Meğer gizliden gizliye Dünya'ya aşık olmuş. 2'de 1 sarkıntılık yapıyormuş. Vay alçak herif vay. Biz sen üzülmeyesin diye bunlardan bahsetmemiştik. Senin oyunu bilirim. Eğer bahsetseydik tahsilini yarıda bırakıp gelirdim. Gelirdim tabii. Gelip haddini bildirdim ona. Ay çok heyecanlandım. Kendi kendine konuşmayı bırak da mektubu oku. Zavallı Dünya, sırf bizim hatırımız için, sana para gönderdiğimiz için Marfa'nın kocasının yaptıklarına ses çıkarmamış. Dünyanın bu vaziyet karşısında ne kadar acı çektiğini tahmin edebilir misin? Etmez olur muyum hiç? Zavallı kız kardeşim.
Dünya sabretmesine sabretmiş ama bir gün bir rastlantı sonucu Marfa Petrovna kocasını bahçede Dünya'ya kuru yaparken yakalamış. Sonra? Sabret de okuyayım Nastasya. Sinirlerim bozuldu zaten. Marfa Petrovna her şeyi ters anlayarak Dünya'yı suçlamış ve onu dinlemeye bile lüzum görmeden hakaretlerde bulunarak işten kovmuş. Vah güzel kız kardeşim benim. Neler gelmiş başına. Zavallı kız. Zavallı yavrucuğum namusu lekelenmiş, horlanmış ve hakaret görmüş bir halde ağlaya ağlaya eve geldi. Olan biteni anlattı. Elinden geldiği kadar teselli ettim kendisini. Ama bu arada işsiz kalmıştı. Bu yüzden sana para gönderemedik. Bir aksilik olduğunu tahmin etmiştim zaten. Görüyor musun Nastasya? Neler gelmiş kızcağızın başına. Ya çok yazık. Hadi devamını oku şunun, merak ettim. Her şey yoluna girdiği için sana bütün bunları yazma cesaretini gösteriyorum. Allah'a şükür temize çıktık. Kardeşinin namusu kurtuldu. Ah, ne güzel. Nasıl olmuş bu iş? İzin ver de okuyayım. Şimdi bu sevinçli haberin nasıl geliştiğini anlatacağım. O çirkin iftiradan sonra herkes bizden yüz çevirmişti. Öyle ki sokağa bile çıkamaz olmuştuk. Bütün bunlara sebep Marfa Petrovna'ydı. Burada tanımadığı kimse yok. Önüne gelene Dünya'yı çekiştirmiş. Tabii bütün bu olup bitenlerden haberi olan kocası da karısına çok kızmış. Ve Dünya'nın bir suçu olmadığını, bütün kabahatin kendisinde olduğunu söylemiş. Aferin adama. Suçu yüklenerek soyluluk yapmış. Yine de kardeşime sarkıntılık etmesi hoş karşılanır bir şey değil. Ama suçu yüklenmeyebilirdi. Oku hadi. Gerçeği öğrenen malikane sahibi yaptıklarından pişman olarak evimize geldi. Ve Dünya'dan binlerce defa özür diledi. Sevgili oğlum, şu anda duyduğum saadeti dile getirecek kelime bulamıyorum. Bir anda itibarımız arttı. Dünyacığım birçok yerden ders vermek teklifleri aldığı halde hepsini geri çevirdi. Sonunda öyle bir yerden teklif geldi ki geri çeviremedik. Aman Allah'ım, ne teklifi almışlar? Hadi oku şunu. Gerçi sana sormadan karar vermemeliydik fakat bekleyecek zamanımız yoktu. 7. dereceden bir devlet memuru olan, ayrıca birçok ticari yatırımı olan Pyotr Petrovich Lujin evimize kadar geldi. Marfa Petrovna'nın uzaktan akrabası olan bu zat pek kibar ve nazik bir dille Dünya'ya evlenme teklif etti. Ne? Aman Allah'ım, ne harika bir şey. Sevinmelisin. Kız kardeşin zengin bir adamla evleniyormuş. Allah aşkına sus da şu mektubu okuyayım Nastasya. Benim fikrimi almadan nasıl böyle bir şeye kalkarlar? Ya, peki oku. Pyotr Petrovich ertesi gün için Petersburg'a gideceğinden acele karar vermemizi yine nazik bir dille rica etti. Kardeşinle baş başa verip en iyi kararın evet demek olduğunu düşündük. Hem devletten maaş alan hem de ticaret piyasasında yatırımları bulunan her yerde hatırı sayılır bir damat bu zamanda zor bulunur doğrusu. Annen haklı. Böyle bir damat hakikaten zor bulunur. Acele karar yok. Hele mektubu bir bitireyim, o zaman fikrimi söylerim. Oğlum, sana sormadan karar verdiğimiz için umarım bize kızmamışsındır. Pyotr Petrovich laf aramızda evleneceği kızın fakir ve çeyizsiz oluşunu özellikle arzu ettiğini, zira kocanın hiçbir şekilde karısına borçlu kalmaması gerektiğini, kadının kocasını veli nimet bilerek ona mutlak itaat etmesi lazım geldiğini anlattı. Doğrusu benim bu sözler üzerine biraz gururum incindi. Senin incindi de benim incinmedim mi anneciğim? Bu namussuz herif kendine eş değil köle arıyor. Haklısın gibime geliyor. Müstakbel eniştenin bu sözleri benim de hoşuma gitmedi. Devam et bakalım, başka neler yazmış annen. Sevgili oğlum, damadımızın Petersburg'a geleceğini başta yazmıştım. Orada bir avukatlık bürosu açacakmış. Oraya gelince sana da uğrayacak. Açıkça ifade etmedi ama sana büyük faydası dokunacağını söyleyebiliriz. Hatta belki sana birlikte çalışmayı bile teklif edebilir. Harika. Artık işsizlikten kurtulacaksın. Ha, istemez. Teklifi yerin dibine batsın. Tamam. Öfkelenme. İstemiyorsan çalışmazsın adamla. Sevgili oğlum, en iyi haberi mektubun sonuna bıraktım. Pyotr Petrovich oraya yerleşeceği için bizim de Petersburg'a gelmemizi istedi. İşte en güzel haber bu. Artık annen ve kız kardeşini özlemeyeceksin. Dur bakalım. Buraya nasıl geleceklermiş? Müstakbel damadımız Pyotr Petrovich bize orada ev tutmuş. Tabii kirasını biz ödeyeceğiz. Tren biletlerini de biz alacağız. Pyotr Petrovich de çantalarımızla büyük sandığımızın masraflarını ödeyecek. Yakında sana emekli maaşımdan 30 ruble göndereceğim. Eğer bilet masrafımız ve orada kalacağımız evin kirası olmasaydı daha da fazla göndermek isterdim. Sevgili oğlum, Allah'a inan ve güven. Günümüzde moda haline gelen dinsizliğe asla itibar etme. Seni ebediyen sevecek olan annen Bulheria Aleksandrova Raskolnikov. Hayır,
Ben yaşadıkça bu evlilik gerçekleşmeyecek. Sakin ol, sinirlenme hemen. Nişanlısını Petersburg'a getirecek adama bak Nastasya. Sandık ve çanta taşıma masraflarını üzerine alıyormuş. Ha, ne büyük fedakarlık. Yaşlı bir kadınla genç bir kız tek başlarına onca yol gelecekler. Bilet paralarını da kendi ceplerinden ödeyecekler. Petersburg'da kalacakları evin kirasını da yine kendileri karşılayacaklar. Güya damat zengin ve itibarlı bir devlet memuruymuş. Ama cimri olduğu da muhakkak. Hey Pyotr Petrovic. Sen pinti ve alçak adamın birisin. Aklın sıra kız kardeşime kimsesiz, fakir ve savunmasız görüp kendine köle seçtin ha? Avcunu yalarsın. Hele Petersburg'a ayak bas da görürsün bak. Başına ne çoraplar öreceğim senin. Garson, bana bir duble vodka ile yiyecek bir şeyler getir. Peki bayım. Gene parası kaldım. Bir yerlerden borç bulmalıyım. Eğer rehin bırakabileceğim bir şey varsa Alyona Ivanovna'ya git. Ondan para alabilirsin. İlerideki adamlar bizim tefeci cadıdan söz ediyorlar. Kim bu kadın? Tefecilik yapıyor. Pis bir cadıdır. Ama bir mahalleyi toptan satın alabilecek kadar da zengin. İyi de kadının parasından bize ne? Ne demek bize ne? 5 ruble değerindeki eşyaya 1 ruble öder, faizinde peşin alır. Parayı gününde getirmeyen eşyasını kaybetmiş bilir. İnsanın yalnız eşyasını değil, canını bile alır o kahrolası tefeci karı. Alan razı, veren razı. Kime ne? Yok, veren razı değil. Çünkü başka çaresi yok. Kaç arkadaşım bunu evden çıkarken ağladığını gördüm. Eğer elime bir fırsat geçse hiç acımadan o tefeci karıyı öldürürdüm. Öldürür müydün? Tabii. Söyler misin bu kadının kime ne faydası var? Servetine. Servetine ha? Ya bu servetin kime ne faydası var? Beddua ve gözyaşları üzerine kurulan, faizle şişip büyüyen bir servetin kime ne faydası olacak? Sen ne demek istiyorsun kuzum? Demek istediğim şu. Bir taraftan için yaşadığını bilmeyen pis bir koca karı, milyonların üzerine oturmuş dinsiz bir cadı, diğer taraftan parasızlık yüzünden sefalete düşmüş aileler, kötü yola düşmüş genç kızlar, ilaç bulamayan hastalar, istediği halde tahsiline devam edemeyen öğrenciler var. Ne kadar da doğru söylüyor. Bu cadı ölse cemiyet ne kaybedecek sanki ha? Ha bir hamam böceği ölmüş ha bu melun karı. Bence hiç fark yok. Diyelim ki cesur bir adam çıktı. Koca karıyı gizlice öldürdü. Servetini ele geçirdi ve onu binlerce insanın kurtuluşu yolunda harcadı. Sen buna cinayet diyebilir misin? Kanun nazarında cinayettir tabii. Hangi kanun? Bir cadının kene gibi cemiyetin kanını emmesine izin veren kanun mu? Binlerce ailenin sefaletini seyreden, beddua ve iniltilere kulak tıkayan kanun mu? İyi de kanunları ben yapıyorum arkadaş. Şüphesiz bu koca karı yaşamaya layık değil. Ama gene de polis onu öldürene hapse atar. Doğru. Çünkü sistem böyle. Bu sistemi değiştirmek lazım. Bu böyle devam etmez. Neyse içkilerimiz bitti. Hadi kalkalım. İyi hadi kalkalım. Adam ne güzel söyledi. Her şey sistemden kaynaklanıyor. Annemler Petersburg'a gelmeden tefeci koca karının işini bitirmeliyim. Hem de hemen. Saat 6'ya geliyor. Geçen gün bu saatte gittiğimde evde kendinden başka kimse yoktu. Bodrumdaki baltayı aldım. Görünmemesi için şu askılı torbanın içine sokayım. İşte tamam. Şimdi askıyı omuzuma asayım. Evet bu da oldu. Şimdi baltomu giyeyim bakayım. Güzel. Baltom o kadar bol ki içinde balta taşıdığımı kimse anlayamaz. Şu kül tablasını gazeteye kağıdına sarayım. Koca karıya içinde gümüş tabla var diye. O kağıdı açarken ben de baltayı kafasına indiririm. Ya, saat 6'yı vuruyor. Artık gidebilirim. Birkaç saat sonra şehir fakirlerin kanını emen pis bir koca karın kurtulacak. Bunu fakirler için yapacağım. Hey, akşam akşam nereye böyle? Sen misin Nastasya? Benim ya, kim sandın? Bu saatte nereye gidiyorsun? Hiç. Otura içim karardı da nehir boyunca yürüyeceğim biraz. Yemek yiyecek paran var mı? Neden sordun? Paran yoksa sana çorba ayırayım. Gelince içersin. Biliyor musun Nastasya? Sen çok iyi yürekli bir kızsın. Keşke dünyaya fakir olarak değil de zengin bir kız olarak gelseymişsin. Neden? Paranın bir kısmını fakirlere dağıtırdı. Deli çocuk. Hadi alasmalık Nastasya. Güle güle.
Aa, unutma, aç gelirsen bana haber ver. Tamam. İyi akşamlar Bay Raskolnikov. Lizaveta, ne yapıyorsun sen orada? Çamaşırları yıkıyorum. Sizin de var mı yıkanacak bir şeyiniz? Şimdilik yok, teşekkür ederim. Lizaveta. Nastasya sana sesleniyor Lizaveta. Efendim Nastasya. Bodrumdan baltayı al da odun kır biraz. İçeride yakacak kalmamış. Ne? Balta mı? Balta bende. Vakit geç oldu. Yarın kırsam olmaz mı? Olur ama unutma. Unutmam. Hadi kolay gelsin sana Lizaveta. Teşekkür ederim Bay Raskolnikov. Nastasya Lizaveta'ya baltayı al odun kır deyince ödüm koptu. Allah'tan Lizaveta'nın işi vardı. Koca karıyı öldürdükten sonra baltayı hemen Bodrum'a koyayım. Bulamazlarsa benden şüphelenebilirler. Birazdan koca karıyı öldürüp kahraman olacağım. Cadının bütün servetini fakirlere dağıtacağım. Bana bak, tavanın badanası olmamış Milka. Bir kat daha çekeceğiz. Tamam usta, tamam çekelim. Ay canına, tefeci karının alt dairesini boyuyorlar. Boyacılara gözükmeden yukarı çıkmalıyım. Yoksa cinayetten sonra beni gördüklerini söylerler. Şansım varmış, beni görmediler. İşte tefeci karının dairesine de geldim. Kim o? Raskolnikov. Alyona Ivanovna, üniversite öğrencisi hani. Ne var, niye geldin? Size bir şey getirdim. Bekle biraz. Söyle bakayım, ne istedin? İyi akşamlar Alyona Ivanovna. Beni tanıdınız sanırım. Daha önce iki defa borç almıştınız sizden. Evet, evet, tanıdım. Size borç karşılığı kıymetli bir rehin getirdim. Hani geçen gün kıymetli bir parça getireceğimi söylemiştim ya. İşte onu getirdim. Hadi gir içeri. Gündüzler torbaya mı girdi de akşamın bu vaktinde geldiniz? Yapmayın Bayan Alyona. Bilirsiniz açlık ve borçlu beklemez. Acele paraya ihtiyacım var. Size gümüş bir tablo getirdim. Alın açın. Paketi de var. Ha, neniz var sizin, elleriniz niye öyle titriyor? Yüzünüz de sararmış. Yoksa hasta mısınız? Isıtmadan olacak. Günlerce aç kalırsanız siz de sarırsınız. Ne var bu paketin içinde? Dedim ya, bir sigara tablası. Saf gümüştendir. Baba yadigarı. Çok da ağırmış. Gümüş bu kadar ağır olamaz. Hem ne diye böyle sarıp sarmaladınız canım? Kaybolmasın diye efendim. Çok değerli de. Hadi, tamam. Hadi açsanıza. Tamam tamam, açıyorum. Sen burada bekle beni. Hı-hı. Bu kadar sarıp sarmalayacak ne vardı be çocuk? İşte paketi açmak için arkasını döndü. Tam zamanı. Al bakalım pis çocuk. Başım başım. Katil. Demek ölmedin ha? Al o zaman. Al. Geber. Geber. Verdi işte. Onu öldürdüm. Öldürdüm tefeci cadıyı. Anahtarlar. Anahtarları almalıyım. Çakarı sol cebinde saklıyordu anahtarları. Acaba nerede? Acaba nerede bu anahtarlar? İşte buldum. Anahtarları buldum. Hemen yan odaya girip çekmeceyi açayım. İşte komedim burada. Kocakarı paraları bunun içinde saklıyordur. Ay Allah. Acaba çekmeceyi hangi anahtar açıyordu? Allah kahretsin, o kadar çok anahtar var ki. Dur şunu bir deneyeyim bakayım. Kahrolasıca. Açmıyor. Şu anahtar olmasın. Bu da değil. Yerin dibine batasıca. Acaba koca karı öldü mü? Eğer ölmediyse apartmanı ayağa kaldırır. Dur gidip şuna bir balta daha indireyim. Yok canım, ölmüş. Kafası ikiye ayrılmış. O da ne? Koca karının boynunda bir gerdanlık var. Mutlaka çok değerli olmalı. Hemen çıkartıp alayım. Cadının boynunda gerdanlıktan başka bir de kese var. Mutlaka içi altın doludur. Bu iyi işte. Hemen cebime sokayım şunları. Tamam. İşte içerideki odaya gidip şu kasayı açmaya çalışmalıyım artık. Anahtarlar. Anahtarlar nerede? Buldum. Çekmecenin üzerindeymiş. Az önce hangilerini denemiştim? Bak şimdi heyecandan unuttum işte. Şimdi tekrar deneyeceğim.
Cadı karı. Hangisi açıyordu bu anahtarı? Dur. Şu iri anahtar kasanın olmalı. Tamam tabii. Esas hazine kasanın içindedir. İyi ama kasa nerede? Bu odada yok. Tamam. Yan odada olmalı. Evet mutlaka oradadır. Burada kasa masa yok. Sakın kar yolarının altında olmasın. Tamam işte burada büyük bir sandık var. Şunu dışarı çıkarayım. Of, ama ağırmış ya. Hemen şunun kapağını açmalıyım. Tamam şu iri anahtar onun olmalı. Evet. Anahtar sandığınmış. Bakalım içinde ne var. Bunlar da ne? Eski püskü giysiler. İyi ama paralar, mücevherler nerede? Boşuna mı öldürdüm yoksa koca karıyı? Buldum işte. Bilezikler, kolyeler, saatler. Bunlar tepeci koca karının zavallardan aldığı rehineler olmalı. Bunları hemen cebime sokayım. Aman Allah'ım. Bu da ne? Eyvah. Eve biri giriyor. Balta. Balta neredeydi? Buradaymış. Şunu elime alayım bakayım. Vay canına. Bu Lizaveta. Koca karının kız kardeşi. Ablam öldürmüş derinden. Sus bağırma. Bağırma diyorum sana. Sus. Siz ha? Bay Raskolnikov. Ama nasıl olur? Öldü işte. Lizaveta da öldü. Ayaksız kadın. Hesapta bu zavallıyı öldürmek yoktu. Lanet olası şeytan. Olan oldu artık. Yapabileceğim bir şey yok. Aman tanrım. Dinlenmiş olmalıyım. Şuraya bak. İki kişiyi öldürdüm. İnanılır gibi değil. Nasıl yaptım bunu? Hemen kaçmalıyım buradan. Bir dakika bile burada duramam. Bu kanlı yerde duramam artık. Balta. Az kalsın onu burada bırakıyordum. İyi ama böyle kanlı götüremem yanımda. Hemen musluğu da yıkayıp temizlemeliyim. Katil oldum ben. Cinayet işledim. Nasıl yaptım bunu Allah'ım? Nasıl yaptım? Sadece tefeciyi öldürecek, cemiyeti bir mikroptan temizleyecektim. Zavallı Lizaveta. Neden çıktın sen karşıma? Neden? Ama öldürmeseydin beni polise ihbar ederdi. Balta temizlendi. Üzerindeki kan lekelerini unutuyordum yoksa. Az kalsın bu vaziyette dışarı çıkacaktım. Islak bezle temizleyeyim üzerine. Anahtan üzerime fazla kan sıçramamış. Biraz ayakkabılarımda var o kadar. Onu da sileyim. Tamam. İşte hiç kan kalmadı üstümde. Şimdi artık kaçabilirim. Az kalsın koca karın mücevherlerini almayı unutuyordum. Şu kaç mücevherat ve bir de para kesesi. Bak işte bütün bunlar için iki kişiyi öldürdüm. Çıldırmış olmalıyım ben. Nasıl yaptım? Hala inanamıyorum. Tamam. Şimdi ben önce kaçmak zorundayım. Kaçacağım bu uğursuz evden. Tam zamanı. Apartmanda kimse yok. Hemen kaçmak zorundayım. Acaba bu saatte evde midir ha? Evdedir. Paralarını soyacaklar diye korkudan evden dışarı adımını atmıyorum. Bu eksikti. Birileri yukarı çıkıyor. Beni görürlerse polise tarif edebilirler. Bu kadar çıkıyorlar. Sakın oraya gelmesinler. Hemen içeri kaçayım. Aksine bak. Buraya gelirlerse yandım demektir. Mahvoldum. Mahvoldum ben. Buraya geldiler. Nefeslerini bile duyuyorum adamların. Ne yapacağım ben? Baltamı hazır edeyim. Gerekirse onları da öldürürüm. Allah kahretsin. Kapıyı çalıyorlar. İşte şimdi yandım.
Bunlar neden kapıyı açmıyor? Sakın yatmış olmasınlar. Saçmalama, ne yatması? Bu saatte yatmazlar canım. Gidin, yalvarırım, gidin artık. Gidin, gidin. Bir daha çalalım kapıyı. Aha, mahvoldum. Bunların gideceği yok. Evde yoklar işte. Boşuna çalıp durma kapıyı. Belki de birileri gelip ikisini de boğazlamıştır. Arkadaş, bu işin içinde bir iş var. Alyona cadısı tam bu saatte randevu vermişti bana. Ona antika bir saati rehin verecektim. Bana da bu saate gelmemi söylemişti. Alyona İvanovna! Açın kapıyı! Bayan Lizaveta! Açın! Gelen yabancı değil. Bu herifler apartmanı ayağa kaldıracaklar. Sonra da polis gelip beni yakalayacak. Ya hangi cehenneme gitti bunlar? Hey! Açsanıza kapıyı. Ne yapıyorsun kol? Kapıyı kıracaksın. Evde yoklar işte. Çekip gitmekten başka çaremiz yok. Yürü. Ama dışarı gitmiş olamazlar. Baksana, kapı içeriden sürgülü. Vurdukça yaylanıyor. Doğru be. Bak, bu hiç aklıma gelmemişti. Bana kalırsa ikisi de baygın ya da... Ya da? Bilmem ki. Belki başlarına bir iş geldi. En iyisi biz gidip kapıcıya haber verelim. Doğru, gidelim. Oh, çok şükür gidiyorlar. Hayır, olmaz. İkimiz birden gitmeyelim. Siz burada kalın. Neden kalacakmışım? Dedim ya, işin içinde bir iş var. Kadınlara bir şey olduysa onlara zarar verenler içeride olabilir. Sahi mi? Tabii. Bak, ben savcılıkta çalışıyorum. Böyle durumları çok gördüm. İkimiz birden gidersek fırsattan istifade, kapıyı açıp kaçarlar. Vay be, desene iş ciddi ha. Peki neden ben burada bekliyorum? Siz gidin kapıcıya. Tamam, siz burada bekleyin. Ben gidin kapıcıya. Şimdi mahvoldum. Buradan hiçbir şekilde kaçamayacağım. Tepeci karıyla kız kardeşine mutlaka bir şey oldu. İçeride olduklarına eminim. Acaba yüklensem şu kapıyı açabilir miyim ha? Eğer içeri girecek olursa baltayla onu da öldüreceğim. Yakalanmaktansa bir cinayet daha işleyeceğim. Yok, açılmıyor. En iyisi kapıcıyı beklemek. Nerede kaldı bizim arkadaş? Adam beni bekçi gibi kullanıyor. Sıkıldım ha. Burada bekleyeceğime ben de aşağı ineyim bari. Tam zamanında gitti. Yoksa kapıyı açıp balta yerimin başına indirecektim. İşte gitti. Tam zamanı. Ne yapacaksam şimdi yapmalıyım. Yoksa birazdan burada olurlar. Güzel. Ayak sesi yok. Hemen kaçayım. Korkudan ayaklarım titriyor. Yere düşmesem bari. Hadi az kaldı ha, gayret. 3 kat sonra sokakta olacağım. Sana kadınların kapısında bekle demedim mi? Niye indin buraya? Ne yapayım? Sıkıldım beklemekten. Eyvah! Az önceki adamlar yukarı çıkıyorlar. Yandım. Şimdi karşı karşıya geleceğim onlarla. Alyona İvanova'nın kapısını iyice çaldınız mı? Çaldık kapıcı efendi, çaldık. Ama açan olmadı. Allah Allah! Bir şey mi oldu kadına? O evden dışarı hiç çıkmaz çünkü. Sende anahtar var değil mi? Var efendim. Şimdi açan öğrenir. Bir şeyler yapma. Burada durursam biraz sonra onlarla yüz yüze geleceğim. Geriye evde giremem artık. Mahvoldum. Onları da mı öldürsem acaba? O da ne? Şu daire kapısı açık bırakılmış. Hemen oraya gireyim. Tamam, şimdi hatırladım. Burası boyacıların boyadığı daireydi. Anlaşılan boyalar çabuk kurusun diye kapıyı açık bırakmışlar. Şansım varmış. Onları yukarı çıkıncaya kadar biraz sonra da aşağı iner kaçarım. Kadınları çok merak ediyorum doğrusu. Başlarına bir iş mi geldi acaba? Sonra bir de neden yanına aldın kapıcı efendi? Siz kapıyı içeriden sürgülü demediniz mi? Anahtarlarla açamayacağıma göre torna vidayla kanırtararak açmaya çalışacağım. Doğru ya, hiç aklıma gelmemişti. Evet, öyle yapalım. Kadınların başına bir iş gelmiş midir dersiniz? Biraz sonra kapıyı açınca anlarız. Hadi bakalım, acele edin de çıkalım yukarı. Acele edin demesi kolay. Merdiven çıkmak yoruyor insan, nefes nefese kalmış. Daha 2 kat var, 2 kat. Hadi çabuk olun. Tamam, tehlikeyi atladım. Şimdi hemen buradan çıkıp kaçayım. Hadi kapıcı efendi, anahtarla mı, tornavidayla mı, neyle açacaksan aç şu kapıyı da gidelim içeri. İnşallah kadınların başına bir iş gelmemiştir. Tamam, açıyorum. Tamam, kilidi açtım.
Şimdi içeri girebiliriz. Durun biraz. Ne oldu? Bu kapı biz geldiğimizde içeriden sürgülü değil miydi? Evet, sürgülüydü. Şimdi anahtarlar nasıl açıldı? Öyle ya. Kapı içeriden sürgülü olsaydı ben anahtarla açamazdım. Ya ben bu işten hiç hoşlanmadım. Dikkatli olun. İçeride bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Keşke polise haber verseydik. Artık çok geç canım. İçeri girip ne olduğunu anlamamız lazım. Beni takip edin. Alyona, Ivanovna, Bayan Lizaveta, içer misiniz? Ses verin. Gel içeri girelim. Gel. Evet. O da ne? Ne? Amanın, şuraya bakın. Alyona Ivanovna yerde yatıyor. Vay. Kadını öldürmüşler. Vay canına. Kafasını ikiye ayırmışlar. Evet, şuraya bakın, duvarın dibinde bir kadın cesedi daha var. Amanın. Vay. O da kız kardeşi Bayan Lizaveta. Katil ikisini de öldürmüş. Kim yaptıysa hem de baltayla yapmış. Ne feci bir ölüm. Her taraf kan içinde kalmış. Çok feci bir manzara. Tamam. Kusacağım. Tamam. Şöpe kus bari. Şuraya bakın. Karyolanın önündeki sandığın kapağı açık kalmış. Alyona Ivanovna'nın rehin sandığı o. Karı rehineleri sandığın içinde saklardı. Demek katil cinayeti hırsızlık için işlemiş. Evet. Demek biz geldiğimizde de içerideymiş. Ne? Zahim mi? Ne sandın ya? Kapı içeriden sürgülü olduğuna göre katil o sırada evdeydi. Eğer arkadaşım kapının önünden ayrılmasaydı şimdi onu burada kıskıvrak yakalayacak. Haklısın. Kabahat bende oldu. Seni dinleyip buradan ayrılmayacaktım. Sen benim peşimden aşağı inince o da kapıyı açıp kaçtı. İyi ama apartmanın içinden nasıl kaçtı? Merdivenlerden inseydi biz görmez miydik onu? Artık nasıl kaçtıysa kaçtı. Bundan sonrası polisin işi. Bizim yapacağımız bir şey yok. Evet. Hadi dostum gel. Gel polise gidip olayı haber verelim. Evet, haber verelim. Şu anda o iki adam kapıcıyla birlikte içeri girip kadınların cesedini bulmuştur. Tabii hemen polise haber vermişlerdir. Versinler. Polis onları benim öldürdüğümü nereden anlayacak ki? Apartmana girdiğimi gören olmadı. Ayrıca suç aleti balta da üzerimde. Acaba baltayı Nevan Erin'e mi atsam? Olmaz. Atarken biri görür de başımı belaya sokarım. En iyisi yine oturduğum evin bodrumuna bırakmak. Nasıl olsa üzerinde kan lekesi falan yok. Acaba polis kadınları benim öldürdüğümü öğrenebilir mi? Hiç sanmam. Evde en ufak bir delil bile bırakmadım. Suç delili balta paltomun içinde. Onu bulmadan beni yakalayamazlar. İşte eve geldim. Şimdi önce baltayı boduma bırakayım. Sonra da sessizce odama çıkayım. İşte sonunda kimselere görünmeden odaya girebildim. Oh be. Kapı. Kapımı kilitlemeyi unuttum. Ya biri aniden içeri girip beni bu vaziyette görseydi. Şu üstüme başıma bir daha bakayım. Kan lekesi falan var mı? Yok. En ufak bir kan lekesi yok. Güzel. Demek ki temiz iş yapmışım. Şimdi hemen soyunayım. Bunlar da ne? Tepeci karının evimde aldığım mücevherler. Şunları masanın üzerine boşaltayım. 5-10 parça mücevher ve bir de içi para dolu bir kese. Karşılığında da 2 ölüm. Ben normal değilim. Mutlaka aklımı kaçırmış olmalıyım. Bunlar için 2 insanın canını aldım. Kendini topla oğlum Raskolnikov. Olan oldu. Öldürdüklerini tekrar diriltemezsin. Sen tanrı değilsin. Aklını başına topla. Evet, aklımı başıma toplamalıyım. Önce şu mücevherleri ve para kesesini bir yere saklayayım. Hizmetçi Nastasya görürse ona ne söylerim sonra? Evet, iyi ama ne saklıyorum? Tamam. Odamda yataktan ve bir komodinden başka bir şey yok. Buldum. Yatağımın dikişlerini söküp onun içine koyayım. Kimse bulamaz orada. Evet, işte dikişleri söktüm. Şimdi hemen onların içine koyayım. Tamam. Evet, oldu işte. Yok, hayır olmadı. Yatakta şişkinlik yaptı. Ah, ahmak budala Raskolnikov. Saklamak bu mu ya?
Delilleri ortadan kaldırmak böyle mi olur? Başka bir yer bulmalıyım. Uykuda geldim. Biraz yatıp uyuyayım. Daha sonra sakin kafayla düşünürüm. Aman Allah'ım, hala o kadınları öldürdüğüme inanamıyorum. Nasıl yaptım bunu? Benim gibi bir hukuk öğrencisi. Gözü dönmüş bir manyak gibi baltayla. Uyumalıyım. Yoksa düşündükçe çıldıracağım. Seni pis tefeci. Sen cemiyetin kanını emen bir sümüksün. Elizabeth. Sen nereden çıktın ha? Gelme Elizabeth. Yalvarırım gelme. Gelme. Elizabeth. Elizabeth. Geber. Geber Emin. Oh. Rüya görmüşüm. Saat kaç oldu acaba? Ay canına, sabah olmuş. Eva, birazdan Nastasya gelir. Deliler, her şey orada da. Delileri hemen yok etmeliyim. Aman Allah'ım, şimdi aklıma geldi. Baltayı saklamak için paltomun içine diktiğim askıyı yok etmeyi unuttum. Acaba kan lekesi var mıdır orada? İşte haklıymışım. Aslında kan lekesi varmış. Şunu hemen sökeyim yerinden. Ya ama bu kanlı askıyı ne yapacağım şimdi? Ya para kesesi! Kadının kanlı boynundan çıkarıp paltomun içine koymuştum onu. Kese kana bulanmıştı. Ondaki kan paltomun cebine de bulaşmıştır mutlaka. Evet evet evet, yapmamışım. Paltomun cebinde de kan lekesi var. Ne yapacağım şimdi? En iyisi cebi de sökmek. Tamam işte. Kanlı cebi paltodan ayırdım. Aman Allah'ım, çoraplarım. Çoraplarımda da kan lekesi var. İşte en büyük suç delili. Bu kanlı çoraplar bile tek başına beni ipe götürmeye yeter. Hemen şunları çıkarayım. Sen ne yapacağım şimdi ben bunları? En iyisi bütün suç ve hastalığını bir torbaya koyup ıssız bir yere saklamalıyım. Hem de şimdi. Evet. İşte hepsini bir torbaya koydum. Şimdi mesele bu torbayı nereye saklayacağım? Başka delil kaldı mı acaba? Küçük, hiç ummadığım bir ipucu beni ele vermeye yeter de artar bile. Polisi hedefe götürecek olan kimsenin ummadığı küçük ayrıntılardır. Yok, hayır. Her şeyi topladım. Hiçbir şey bırakmadım. Şimdi bütün mesele bu içi delik dolu torbayı saklayacak bir yer bulmakta. Hadi ya. Hadi Raskolnikov, hadi çalış biraz. Bul bir yer, hadi. ...için kapın çalınabilir. Hadi! Tamam. Kapım... ...kapım zorlanıyor. Hey Raskolnikov! Açsana şu kapıyı be uykucu. Ölü müsün, sağ mısın? Eyvah! Bu Nastasya, hizmetçi kız! Uyan da aç şu kapıyı. Gece demez, gündüz demez, köpek gibi uyursun. Aç hadi, saat onu geçiyor. Aa! Ne diye bağırıp duruyorsun be Nastasya? Belki de evde yoktur. İyvah, kapıcının sesi bu. Ne istiyor acaba? Ne diyorsun be ihtiyar? Ne? Baksana, kapı arkasından sürgülü. Ya. Artık bizimki kapıları da sürgülemeye başladı. Sanki çalınacak hazineleri var. Çocuğun halini hiç beğenmiyorum. Son günlerde iyice değişti. Açsana be geberesice. Ölüm uykusuna mı yattın? Kapıcının burada ne işi var acaba? Neden ikisi beraber geldiler? Yoksa benim cinayeti işlediğimi öğrendiler mi? Hay Allah, ne yapmalı? Açmalı mı yoksa uyku taklidine devam mı etmeli? Hayır hayır hayır. Açmamak çare değil. Dur, önce şu delil torbasını yatağın altına koyayım. Aç diyorum sana uykucu, aç şu kapıyı. Tamam, açıyorum Nastasya. Ne var, ne oluyor? Şuna bakın hele. Yine her zamanki gibi elbiseyle yatmış. Ya, bay, bay Raskolnikov. Bu zarf sizin için geldi efendim. Zarf mı? Evet. Ne zarfı? Kim getirdi? Daireden getirdiler. Hangi daireden? Hangi daireden olacak? Polis dairesinden. Sizi çağırıyorlarmış. Polis dairesinden mi?
Ne diye çağırıyorlarmış onu yine? Nereden bileyim efendim. Madem çağırmışlar gitmek zorundasın. Ama... İşte Nastasya'nın şahitliğinde bu zarfı sana teslim ediyorum. Hepsi senin bileceğin iş. Peki. Tamam. Ben aşağıya iniyorum efendim. Raskolnikov. Ne var? Neyin var senin? Yüzün bembeyaz. Gözlerin de bir garip. Hasta mısın yoksa? Hayır, yok bir şeyim. Hasta değilim. Sen ne istiyorsun? Hiç. Odanı temizleyeceğim. Ay istemem. Odamı temizleme istemem. Hadi bırak öyle kalsın. Temizlemeyeyim mi? Hayır. Sen bilirsin. Madem can pislik içinde oturmak istiyor, buyur otur. Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Neyi? Hani senin de yüzük müzük rehin bırakıp faizle para aldığın tefeci kadınla bir kız kardeşi çamaşırcı Lizavetta var ya. Evet, bir şey mi olmuş? Hem de neler olmuş. İnanmayacaksın ama dün gece ikisini de baltaya doğramışlar. Sahi mi? Peki neden öldürmüşler? Neden olacak? Para yüzünden tabii. Katil tefeci kadının neyi var neyi yok alıp gitmiş. Ya, peki polis katili yakalayabilmiş mi? O kadarını bilmiyorum. Tefeci kadına acımadım ama Lizavetta'ya çok üzüldüm. O zavallı biriydi. Lizavetta'yı sen de tanırsın. Arada sırada pansiyona gelip çamaşır yıkardı. Evet tabii tanıyorum kendisini tabii. Sen de üzüldün mü ölümüne? Efendim ne dedin? Bir şey mi dedin? Sen beni dinlemiyorsun galiba. Yine kafanı bir başka şeye taktın. Çay ister misin? Yanına ekmekle getiririm. Yok istemem, gideceğim şimdi. Nereye? Polise. Kapıcıyı duymadın mı? Beni oradan çağırıyorlarmış. Sen bilirsin. Madem çay içmiyorsun ben gidiyorum. Tamam hadi git. Şu kapıyı kapatayım da zarfı okuyayım. Acaba polis beni neden çağırıyor? Burada çağırma sebebim yazmıyor. Sadece karakola gelmem isteniyor. Evet anladım. Niyetleri beni evden uzaklaştırıp içeride rahatça arama yapmak. Demek benden şüpheleniyorlar. Tamam. Şimdi niyetlerini anladım. Akılları sıra beni telaşlandırmak istiyorlar. Korkuya kapılmamı, çaldıklarımı alıp başka bir yere saklamak üzere harekete geçmemi bekliyorlar. Bak kahretsin. Mutlaka köşelere adamlarını yerleştirmişlerdir. Evden çıkar çıkmaz yakalayıp üzerimi arayacaklardır. Ama yağma yok. Kolay teslim olmayacağım. İşlerini elimden geldiğince zorlaştıracağım. Şeytanın dilleri. Bu böyle devam etmez. Ne olacaksa çabuk olsun. Bir gün önce, bir gün sonra. Ne fark eder ki? Eğer her şeyi biliyorlarsa saklamanın ne faydası olacak? Suçumu itiraf ederim, olur biter. Ne istiyorsunuz? Bu karakoldan beni çağırmışlar da. Verin bakayım zarfı. Buyurun efendim. Öğrenci misiniz? Evet, eski bir üniversite öğrencisiyim. Evet, şu odaya girin. Karakol sekreteri Zamyatov'u görün. Pekala. Bakın bayan Luisa Ivanoza, alt katınızdakiler sizden şikayetçi. Çok gürültü yapıyormuşsunuz. Yalan efendim. Esas gürültü eden onlar. Ben tek başıma yaşayan bir kadınım. Ne gürültüm olacak ki? Affedersiniz, sekreter siz misiniz? Benim, ne istediniz? Bu sabah kapıcı bu zarfı verdi. Karakola gelmem istenmiş. Ben de geldim. Ne var? Neden beni çağırdınız öğrenebilir miyim acaba? Adınız ne? Rodion Romanovich Raskolnikov. Raskolnikov dediniz değil mi? Evet efendim. Evet, dosyanız önümde. Şöyle oturup sıranızı bekleyin lütfen. Pekala. Bayan Luisa Ivanoza, mesele de tek başınıza bir kadın oluşunuz. Eve erkek arkadaşlarınızı alıyormuşsunuz. Sonra da gürültü yapıyormuşsunuz. Kıskanıyorlar efendim. Tabii genç ve güzel bir kadınım. Hem onlara ne? İstediğimi getiririm eve. Canım tabii ki eve istediğinizi getirebilirsiniz. Ama kimseyi rahatsız etmeye hakkınız yok. Merhaba Alexander Zamyatov. Hoş geldiniz komiserim. Hey sen. Ne istiyorsun? Sana söylüyorum. Neden geldin buraya? Delikanlı, size söylüyor. Komisere cevap versenize. Bilmiyorum. Gelmem istenmiş. Ben de geldim. Alexander Zamyatov. Neden çağırdınız onu? Efendim, kendisinden para tahsili için çağrılmış bir öğrenci. Para mı? Ne parası? Ev sahibiniz. Hakkınızda şikayet dilekçesi yazdı. 3 aydır ne ev kirası ne de yemek parası ödemiyormuşsunuz. Ya, demek bunun için çağrılmışım buraya. Şunda hiç öğrenci kılığı var mı? Kalkmış bir de ne parası diyor. Rica ederim efendim. Bu ne terbiyesizlik? Bir makam huzurunda olduğunuzu unutuyorsunuz. Hayır, unutmuyorum. Ben bir üniversite öğrencisiyim. Hukuk tahsil ediyorum. Buraya çağırdığınız insanlara böyle bağırıp hakaret edemezsiniz. Şuna bakın hele.
karşıma geçmiş bana hukuk dersi veriyor. Aylardır ev kirasını ve yediği yemeklerin parasını ödemeyen, hırpani kılıkla devlet dairesine gelen şu adam bana görevimi hatırlatıyor. Oh, neler oluyor burada İlya Petrovic? Sesin dış merdivenlerden duyuluyor. Seni yine sinirlendirmişler. Barut gibisin bakıyorum. Hoş geldiniz savcı bey. Şu öğrenci kızdırdı beni. Kaldığı evin kirasını ve yediği yemeklerin parasını ödememiş. Adınız ne? Raskolnikov. Ev sahibi kadın şikayetinde haklı mı Bay Raskolnikov? Savcı bey, izin verirseniz anlatayım. Hı? Kendinizi benim yerime koyun. Memleketten beklediğim para gelmedi. Ders verdiğim öğrencileri de kaybettim. Aylardır cebime bir ruble bile girmedi. Açlık ve sıkıntı beni yatağa düşürdü. Okulu bile geçici olarak bırakmak zorunda kaldım efendim. Şahsi problemlerin bizi ilgilendirmez. Ev sahibine senet imzalamışsın, borcunu ödemek zorundasın. Haklısınız komiserim. Ama ben sefaletin pençesine düşmüş zavallı bir öğrenciyim. Niyetim size hakaret etmek değildi. Eğer öyle anlaşılmışsa çok özür dilerim efendim. Hadi komiser, suratını asma. Bak delikanlı senden özür diliyor işte. Tamam. Alexander Zamyatov. Bay Raskolnikov gerekli belgeleri imzalasın ve bir an önce buradan gitsin. Peki komiser. Bay Raskolnikov, buraya gelin lütfen. Ne yapmamı istiyorsunuz? Al şu kağıdı ve yaz bakalım. Ne yazayım? Borcunu kabul ettiğini, en kısa zamanda ödeyeceğini ve borcunu ödeyinceye kadar da şehir dışına çıkmayacağını yaz. Peki efendim. Porfiri Petrovic, olayı siz soruşturuyor musunuz? Tefeci kadınla kız kardeşini öldürenler olay sırasında evde yakalanan o iki kişi miymiş? Hayır, onlar suçlu olamaz. İkisini de yarından sonra salıvereceğim komiser. Neden? Olay sırasında oradaymışlar ya. Düşünün bir kere. Bu işi onlar yapmış olsaydı polisi çağırırlar mıydı? Neden olmasın? Böylece şüpheleri kendilerinden uzaklaştırmak istemişlerdir. Saçma. Kaçmak varken hiçbir katil bunu düşünemez. Üstelik bu iki adam geldikleri zaman kapı arkadan sürgülüymüş. 3 dakika sonra kapıcıyla birlikte geri döndüklerinde kapıyı açık bulmuşlar. Demek oluyor ki katil içerideymiş. Eğer adamlardan biri kapıdaki nöbeti terk etmeseydi adamı yakalayacaklardı. Bu da bana düzmece gibi geliyor savcı bey. Hayır komiser, hayır. Her şey apaçık ortada. Cinayeti bu iki adam işlemedi. Peki sizce katil kim? Tefeci kadına rehin verenlerden biridir. Yakında çözeriz. Bay Raskolnikov! Bay Raskolnikov! Ne oldu size? Hey! Ne oluyor orada? Vay canına, delikanlı bayıldı. Olacak şey değil. Durup dururken ne oldu bu çocuğa? Az önce hiçbir şey yoktu. Siz konuşurken birden rengi bembeyaz oldu. Sonra da düşüp bayıldı. Komiser, yardım et de ayıltalım şunu. Neredeyim? Karakoldasınız Bay Raskolnikov. Biz savcı beyle konuşurken birden düşüp bayıldın delikanlı. Evet, hatırlıyorum efendim. Ne oldu delikanlı, hasta mısınız? Birden fenalaştım. Korkuttunuz bizi Bay Raskolnikov. Baygınken sayıklayıp durdunuz. Ya öyle mi? Peki ne sayıkladım? Aman Allah'ım. Neler söyledim ha, neler? Sakin ol. Sakin olun lütfen. Tekrar bayılabilirsiniz. Çoktan beri mi hastasınız? Yok, hayır. Dünden beri. Dün evden dışarı çıktınız mı? Evet, çıktım. Bu hasta halinizle öyle mi? Evet. Peki nereye gittiğinizi sorabilir miyim? Sokağa, biraz hava almaya. Saat kaçta? Akşam 6 sıralarında. Peki, sizi daha fazla tutmayalım. Eğer yürüyecek durumda değilseniz bir memurumuz size eşlik etsin. Gerek yok. Kendimi iyi hissediyorum. Yardıma ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler. Benden şüphelendiler. Şüphelendikleri kesin. Kaçırın polis onları. Mutlaka şüphelenmişlerdir halimden. Bayıldığım zaman kim bilir neler saçmaladım. Acaba ağzından cinayetle ilgili laflar çıktı mı? Çıkmasa o soruları sorar mıydı? Ne zamandır hastasın? Dün ne yaptın? Saat kaçta sokağa çıktın? Tam da bayılacak yeri buldum. Ne yapacağım ben şimdi? Mutlaka evimde arama yapacaklardır. En iyisi hemen eve gidip delilerin bulunduğu torbayı dışarıda bir yere saklayayım. Odamda bulacak olurlarsa mahvolurum.
kimse girmemiş odama. Torbayı nereye koymuştum? Ha, yatak altındaydı. Hemen alayım onu. Torbanın içinden sadece tefeci kadının para kesesini alayım. Diğerlerini torbayla birlikte bir yere götürüp saklayayım. Yo, en iyisi Neva'nın yerine atayım. Evet evet, en iyi yol bu. İşte kapıya geldim. Neva nehri aşağıda akıyor. Şimdi şu deli torbasını aşağı atıp hemen kurtulayım. Ya hayır. Lidya atacakmışım. Bu kadar tehlikeyi çaldıklarımı suya atmak için göz aldım. Nehre atacağıma ormana götürüp bir ağacın dibine göberim. Arada zaman geçince de gelip alırım. Torbayı gömdüm. Bütün delilleri yok ettim. Artık kimse beni cinayetle suçlayamaz. Şimdi bütün mesele ağzımı sıkı tutmakta. Bütün bunları niçin yaptım? Tefeci koca karının servetini ele geçirmek ve bununla birçok ailenin de gencin hayatını kurtarmak. Onları sefalet batağından çekip çıkarmak için. Öyle mi? Oysa evin içinde bula bula 3-5 mücevherle içi para dolu bir kese buldum. Paralarda 50 rubleyi geçmez. Kahrolasıca şeytan. İki kişiyi bunun için mi öldürdüm? Vicdanım fena halde sızlıyor. Mutlaka bu sırrımı birine açmalıyım. Biriyle dertleşmeliyim. Yoksa aklım oynatabilirim. Razumin. En yakın arkadaşım. Evet, Razumin. Ona gideyim. O benim en güvenilir, en yakın arkadaşım. Evi şurada bir yerde olacaktı. Gözlerime inanamıyorum. Raskolnikov sen ha? Neden şaşırdın Razumin? Bir de soruyorsun. Nihayet bir arkadaşın olduğunu hatırladın demek. Bu ne şıklık ya? Asalette beni bile geride bırakmışsın. Bana bak Rodya, sakın sokakta bu kılıkta dolaşma. Seni dilenci sanıp para verebilirler. Şakayı bırak Razumin. Hey, senin neyin var? Hasta mısın? Dur nabzına bir bakayım. Bırak şimdi nabzımı falan ya. Ben buraya şey için geldim. Umarım para istemek için gelmemişsindir. Sefillikte senden aşağı kalır yerim yok. Hayır, ben buraya... Yok bir şey. Söyle hadi, neden geldin buraya? Çekinme, biz seninle aynı memleketteniz. Ne söyleyeceksen söyler ol ya. Yok bir şey dedim ya. Sadece öyle işte. Yani dertlerimi... Neyse ben gidiyorum. Yahu sen sayıklıyorsun. Ne dediğinin farkında değilsin değil mi? Hayır, sayıklamıyorum canım. Sadece ahman biriyim ben. Hadi sana iyi günler. Amma da tuhaf adamsın ha. Seni kızdıracak bir şey söylemişsem özür dilerim. Dur, nereye gidiyorsun? Rodya! Sana ne? Nereye gidersem giderim. Kendimi iyi hissetmiyorum da. Olmaz, seni bu halde bırakamam. Hem gidecek olduktan sonra ne diye geldin? Rodya, halini beğenmiyorum. Çıldırmış gibisin. Hareketlerin hiç normal değil. Sen iyi değilsin. Biliyorum Razumin. Sen benden daha akıllı ve daha güçlüsün. Aslında bana yardımın dokunur diye gelmiştim. Yani durumu daha iyi muhakeme edebilirsin diye düşündüm. Hangi durumu? Yani hiçbirini, durumum yok. Hiçbir şey yok. Hayır, hiçbir şey yok. Allah aşkına Rodya, toparla kendini. Ne oldu sana? Seni ilk defa böyle görüyorum. Başına bir şey mi geldi yoksa? Ne işi? Bu da nereden çıktı şimdi? Benim başıma nasıl bir iş gelebilir ki? Yoksa bir şey mi duydun ha? Söyle bana. Hadi söyle. Dur. Telaşlanma. Bir şey duyduğum falan yok. Sadece senin yardıma ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Hayır, vazgeçtim. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Biliyor musun Razumin? Ben şu dünyada yapayalnız bir adamım. Seni bugün hiç anlamıyorum Rodya. Aklını kaçırmış gibisin. Anlaşılan açlık başına vurmuş. Bak ne diyeceğim. Ben arada sırada Almancadan çeviri yapıyorum. İstersen sana da çeviri işleri bulabilirim. Fazla para vermiyorlar ama yine de... Hayır. Bana çeviri falan lazım değil. Öyleyse neden geldin? Canın cehenneme! Delirmiş bu çocuk. Neyi var bunun ya? İlk defa böyle görüyorum. Sanki bir şey vicdanını kemiriyor.
Tanrım, deliriyor muyum ben? Ne olacak benim bu halim? Elimi kana buladığımdan beri bir türlü huzur bulamıyorum. Oysa o kahrolası deveci kadını bilerek, isteyerek öldürmüştüm. Madem öyle, neden devamlı tedirginim? Neden panik içindeyim? Yoksa vicdanımı rahatsız eden öldürdüğüm tepeci kadının masum kız kardeşi mi? İçim bunalıyor, içim daralıyor, ateşim de yükseldi. En iyisi uyumak, uyuyup her şeyi unutmak. Konuş kadın! Sen Raskolnikov'un ev sahibisin. Tepeci kadını o mu öldürdü? Bilmiyorum komiser bey. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Geberteceğim seni. Konuşuyorum sana. Konuş. Yalvarırım. Yalvarırım, benim hiçbir şeyden haberim yok diyorum size. Yalan söyleme. Yalan söyleme. O öldürdü. Kadınları o öldürdü değil mi? Cinayet ayet olan baltayı da buradan almış. Konuşuyorum. Konuşuyorum. Konuş. Yapmayın. Konuş. Vurmayın. Lütfen. Lütfen vurmayın. Bırak. Bırak dokunma o kadına. Tek ben yaptım. Ben yaptım. İtiraf ediyorum, ben yaptım. Beni yakalayın. Ben yaptım. Vah zavallı. Rüyasında kabus görüyor galiba. Raskolnikov, uyanın. Ne oluyor? Sen misin Nastasya? Benim tabii. Nastasya, ev sahibi kadını niçin dövdüler? Dövmek mi? Ne zaman, kim dövmüş? Bu gece, ya az önce, yani biraz önce komiser İlya Petrovic dövdü. Sen ev sahibinin çığlığını duymadın mı yoksa? Yok, ev sahibini kimse dövmedi ki. Canım nasıl olur? Ben kulaklarımla duydum. Yanılıyorsun. Buraya kimsecikler gelmedi. Hem komiser neden ev sahibini dövecek ki? Bir suç mu işledi kadıncağız? Sen rüya gördün galiba. Rüya mı? Evet, uyanmadan önce sayıklıyordum. Sayıklıyor muydum? Peki ne diyordum? Ne bileyim, abuk sabuk şeyler işte. İtiraf ediyorum, ben yaptım filan diyordum. Allah'ım. Sahi sen ne yaptın ki öyle diyordun? Canım ne bileyim ben ne yaptığımı. Rüyamda bir şeyler görmüşüm işte. Of, tamam kızma. Karnın aç mı, yiyecek bir şeyler istiyor musun? Hayır. Sadece uyumak istiyorum Nastasya. Sadece uyumak. Farkında mısın? Son günlerde çok uykuya düştün. Gece demeden, gündüz demeden hep uyuyorsun. İyi, uyu bakalım. Allah'ım ne yapacağım ben? Vicdanım öyle rahatsız ki uyuyarak da rahatlayamıyorum. Bu sefer de sayıklıyorum. İyi ki Nastasya buradaydı. Ya komiser burada olsaydı? Sayıklamamdan cinayeti benim işlediğimi hemen anlardı. Of, yüreğim sıkışıyor, beynim zonkluyor. Deliriyorum dedim. Uyumalıyım. Uyumak zorundayım. Hala uyanmadı mı bu adam? Hayır efendim. Allah Allah, ne olacak bu uykunun sonu? Bununla 3 gün oldu değil mi? Adınız neydi, unuttum bayım. Razumin. Raskolnikov'un en yakın arkadaşıydı. Ah evet, Razumin. En son buraya geldiğinizde bir doktor getirmiştiniz. Ne demişti onun için? Açlık ve üzüntüden zayıf düştüğünü söylemişti. Bakın uyanıyor galiba. Evet, uyanıyor. Nastasya. Şükürler olsun uyandınız. Yanındaki o adam da kim? Ne adamı? Beni tanımadın mı Rodya? Benim, ben Razumin. Senin en yakın arkadaşın. Razumin. Ne işin var senin burada? Seni merak ettim. Niye? Benim bir şeyim mi var? Hepimizi korkuttun be Rodya. 3 gündür ağzına bir lokma koymadan uyudun durdun. Sana 2 sefer Doktor Zosimov'u getirdim. Zosimov'u tanırsın. Hani benim arkadaşım. Seni iyice muayene etti. Neyin varmış peki? Önemli bir şeyin yokmuş. Sadece açlıktan ve üzüntüden zayıf düştüğünü söyledi. Neyse, bunları sonra konuşuruz. Evet, sonra konuşun. Karnın açtır senin. Sana yiyecek bir şeyler getireyim mi? Affedersiniz. Rodya Romanoviç Raskolnikov'la görüşebilir miyim? Buyurun, şu yatakta yatan adam. Kimsiniz? Niye arıyorsunuz beni? Adım Afanasi Ivanoviç. Moskova'dan geliyorum. Anneni size verilmek üzere 35 ruble gönderdi benimle. Ne? 35 ruble mi? Evet Bay Raskolnikov. İşte bu habere sevinilir. Zira arkadaşımın bu paraya çok ihtiyacı vardı bayım. Hemen verin kendisine. Bay Raskolnikov, parayı aldığınıza dair şu kağıdı imzalar mısınız lütfen? Hadi Rodya, imzala kağıdı da al parayı dostum. Sana yardım etmemi ister misin? İstemem. İstemem, imzalamayacağım. Hayır. Ne? Ne dedin sen? Rodya saçmalama. İmzalamazsan parayı alamazsın. Hayır. Bana para gerekli değil. Ne hoş, beyefendiye para lazım değilmiş. Bu yine saçmalamaya başladı. Açlıktan nefesi kokuyor. Kalkmış paraya ihtiyacım yok diyor. Ne yani, şimdi imzalamıyor musunuz bunu? Siz onun söylediklerine bakmayın bayım. 3 gündür baygın yatıyordu. Daha yeni kendine geldi.
Şey, zararı yok efendim. Ben sonra yine gelirim. Yok yok yo, hayır hayır. Bir defa daha zahmete girmenize gerek yok. O elinizdeki teslimat defterim. Evet. Tamam. Siz imzalayacağı yeri gösterin. Ben arkadaşımın imza atmasını sağlarım. Peki efendim. Evet bakın şu köşeyi imzalayacak. Tamam. Rodya hadi kardeşim. Şu imzayı at da paramızı alalım. Tut şu kalemi. Bakın şurayı. Şurayı imzalayacaksınız. Rodya hadi at imzanı. Rodya at şu imzayı. Tamam. Tamam tamam. İşte attım. Evet. Buyurun efendim paranızı. Tam 35 ruble. Teşekkür ederiz efendim. Size de zahmet oldu. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Ben kapıyı açayım size. Üf be. Adam parayı vermeden gidecek diye ödüm koptu. Evet Nastasya, para olduğuna göre artık patrona yiyecek bir şeyler getirirsin ha? Getirmesine getireyim de kendisine sorun bakalım istiyor mu? Her seferinde getirdiklerini geri gönderiyor. Artık göndermez. Yemek yersin değil mi Rodya? Evet yerim. Nastasya çorba var mı? Var. Öyleyse ne bekliyorsun? Hadi acele et. Bizimki fikrini değiştirmeden karnını doyuralım. Ha çayı da unutma. Tamam tamam. Çok şükür aklını başına topladın Rodya. Artık sayıklamıyorsun. Hele bir karnını doyur iyice toparlanırsın. Uyukken sayıkladın biraz mı? Hem de hiç durmadan. Neler sayıkladın peki? Saçma sapan şeyler canım. Anlamsız tuhaf sözler. Söylesene canım neler anlattın? Ne oluyor ya? Dedim ya saçma sapan şeyler. Sayıklamalarını senden başka kimler duydu ha? Hem sen benim adresimi nasıl buldun? Söyle bakalım. Bundan kolay ne var? Karakola gittim, sekreteri buldum. Çok cana yakın bir delikanlı. Kısa zamanda dost olduk. Beni savcı Porfiri Petrovic ve komiser İlya Petrovic'le tanıştırdı. Adresini isteyince Zamyatov benimle birlikte gelip seni ziyaret etmek istedi. Zamyatov mu? Hı. O da kim? Kim olacak karakoldaki sekreter? Ne? Seninle birlikte o da mı buraya geldi? Evet. Aman Allah'ım. Ne oluyor sana Rodya? Yüzün bembeyaz oldu. Çabuk söyle. Onun yanına da sayıkladın mı? Elbette. Hem de nasıl? Neler söyledim ha? Hadi anlat. Aman ısrar ediyorsun ha. Yoksa ağzından kaçırmaktan korktuğun bir şey mi var? Hadi uzatma neler sayıkladım onu söyle. Bir sürü şey. Fakirliğin ve açlığın tesiriyle olacak. Küplerden, küpelerden, saat kordonlarından, saat kadranlarından, para keselerinden. Ne bileyim işte buna benzer şeyleri sayıkladın durdun. Sonra savcıdan kuserden bahsettin. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Peki başka? Başka neler anlattım Razumin? En komiği de şu pis çoraplarını istemen oldu. Ne? İlle de çoraplarımı getirin diye tutturdun. Zamyatov bizzat kalkıp odanın içinden çoraplarını buldu getirdi. Tertemiz elleriyle onları bulup sana verdi. Sen ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın? Hazineye kavuşmuş gibi onları koynunda sakladın. Hay Allah'ım. Hayatı şey. Ne? Ne dedin? Hiçbir şey söylemedim. Şu Nastasya nerede kaldı? Biraz bir şeyler ye. Yoksa yine sayıklamaya başlayacaksın. İşte geldim. Hadi doğrul da sıcak sıcak iç şu çorbayı. Rodya sevgili arkadaşım sen çorbanı içerken ben şu 35 rublenin 10 rublesini alıyorum. Bir iki saat sonra hesabını getiririm tamam mı? Tamam tamam ne yaparsan yap. Birazdan Doktor Zosimov gelip seni muayene edecek. Tamam pekala. Ben de aşağı ineyim. Birazdan gelirim sen yemeğini ye. Tabii karakol sekreteri buraya beni ziyarete gelmiş ha. Yalan bu yalan. Ben onun neyi oluyorum ki beni ziyarete geliyor? Mutlaka odamı kontrol etmeye geldi. Bu arada sayıklayıp durmuşum. Zamyatov bütün söylediklerimi duymuş. Küpelerden, saat kordonlarından, para keselerinden bahsedip durmuşum. Acaba Zamyatov benden şüphelendi mi? Evet, evet mutlaka şüphelenmiştir. Beni yakalayacaklar. Ellerime kelepçe vurup hapse atacaklar. Polisler gelmeden önce kaçmalıyım. Elbiselerim nerede? Elbiselerim yok. Ayakkabılarım da yok. Onları götürmüşler. Aman Allah'ım mahvoldum. Kaçmama engel olmak için her şeyimi götürmüşler. Neyse ki paltomu unutmuşlar. Hemen giyip kaçayım. Bir an önce burayı terk etmek zorundayım. Ama nereye? Nereye kaçacağım? Paralarım. Paralarım nerede? Masanın üzerindeymiş. Bu para bana yeter. Eski bir elbise, bir çift eski ayakkabı satarım. Kalan parayla da uzaklara. Beni bulamayacaklar bir köye kaçarım. Yo. Köy olmaz. Küçük yerde şüphe çekerim. Allah'ım. Ben yine hastalandım galiba. Bu halde merdivenleri bile inemem. Şuraya uzanayım biraz. Kendimi toparlar toparlamaz kaçarım.